bir sayfa açıp kitap okumuyorlar. Nasıl çözecekler bu açık uçlu soruları? Vallahi yerden göğe kadar haklısın. Belki de hata bizde Gönül. Yani çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmadık biz galiba. Nasıl kazandırmadık ya? Devamlı televizyonu kapatıyoruz, kitaplar okuyoruz. Ayrıca ben bütün klasikleri tekrar tekrar baştan okudum. Doğan Hızlan gibi dolaşıyorum evin içinde. Allah doğru söylüyorsun. Ben de öyleyim ya. Yani rüyamda falan Raskolnikov görüyorum ya. Gönül, Raskolnikov Anna Karenina'yı... Bir dakika. İyice karıştırdın sen Tuna. Yok, bak karıştırdım. Kafan karıştı. Şey, dur neydi? Suç ve Ceza, Savaş... Ay Tuna... Ya bir şey oldum bir sen an. Sen biraz dur. Çocuklar, size bir şey söyleyeceğim. Mutlaka kitap okumanız lazım. Ne kadar çok kitap okursanız açık uçlu soruları o kadar güzel çözersiniz, tamam mı? Anne, rüyamda mı gördün? Ne kitabı ya? Vallahi sizi bilmiyorum ama ben rüyamda görüyorum yani. Zaten rüyanızı görebilmeniz için okumanız gerekiyor. Okumazsanız ne rüyanızı görebilirsiniz ne de hayatınız herhangi bir yerinde onunla karşılaşırsınız. Ayrıca okuduğunuzu anlamanız, kendinizi yazılı olarak da güzel ifade etmeniz gerekiyor. Neden okuyalım ki? Zaten filmini yapıyor. Allah Allah. Merveciğim, hiçbir kitap uyarlaması film kitabın yerini tutamaz. Ama kimse kitap okumuyor ki. İyi, siz de farklılık yaratın işte. Biraz önde olun, kitap okuyun. Şimdi çocuklar, siz bir film seyrettiğiniz zaman o filmi çeken insan o filmle ilgili ne hayal ettiyse onu görüyorsunuz. Oysa ki siz okuduğunuz zaman size göre kitap bambaşka şeyler ifade eder. Olur mu başkasının çektiği filmle kitabı okumak? Hiç aynı şey olur mu Allah aşkına? Yapmayın ne olursunuz ya. Ya aslında ben okurdum da vaktimiz yok ki. Nasıl vaktim yok ya? Ya Merve inanamıyorum size. Ya 24 saat bir gün. 30 saat olsa bile yetmez ki. Her şey cevapları var Gönül ya. Sorma, sorma. Çay getirsene Allah aşkına. Ben çayı unutmuşum, getireyim. Alın bakalım. Alın bunları, serviste okursunuz. Al oğlum. Anne bu biraz kalın değil mi? Ya evet, çok kalınmış ya. Oğlum çok önemli bir eser o. Suç ve Ceza. Bayılacaksınız. Dostoyevski'nin sevdiğim eseri. Dostoyevski değil mi baba? Ben şey değil, Anna Karenina, o Tolstoy. Tabii. Ben biliyorum, bilmediğimden değil yani şey o. Aferin, Merve biliyor bak. Aferin kızım. Geçenlerde filmini izlemiştim, oradan biliyorum. Ya, kendimize kafa dağıtmak için ayırdığımız tek vakit buydu. Onu da elimizden aldılar, helal olsun. Hiç söylemeyin. Telefonla böyle sörf yapacağınıza serviste kitap okuyayım biraz. Aynen öyle. Çok kalın ama ya. Her gün 50 sayfa okuyacaksınız ondan. Sizin için çerez o. Nedir 50 sayfa ya? Hiç. Hadi kalkalım. Evet, biraz. Geç kalmayalım. Kalkın. Kalkın da bir şey unutmadınız mı? Çocuklar. Yok, yok abi. Yok anne, çıkalım. Kitaplarınız. Çocuklar buraya gelir misiniz? Buraya gelir misiniz lütfen? Ayrıca daha 7 dakika var. Daha zaman var. Üşüyeceksiniz aşağıda. Hiç. Çocuklar geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aferin, aferin. Bak kitapları ellerinden düşürmüyorlar, gördün mü? Kaç sayfa okudunuz? Ya anne ya. Alaş hareket halindeyken okuyamıyorum ben. Başım dönüyor. Ben başladım ama sarmadı. Okudukça alışırsın kızım. Ya aslında ben videoya alışığım. Yani bir şeyler hareket etmeyince anlamıyorum. Aa, her şey film olarak mı anlatılacak size? Çok iyi fikir ya. Keşke dersler, ödevler de şey olsa, video olsa. Hatta biz proje ödevimizi video yapsak, kısa film çeksek olmaz mı? Olabilir aslında ya, mantıklı. Ne? Proje ödevinizin konusu ne? Empati. Empati. Hı. Ama kolaymış canım. Nedir empati? Empati bir kişinin kendisini başka bir kişinin yerine koyması. Ödevler önemli bu arada çocuklar. Ödevlerinizi çok iyi yapın, 100 puan alın ki ortalamanız yükselsin. Tamam mı? Tamam, tamam. Hatta biz kısa film çekeceğiz ve siz de bize yardımcı olacaksınız. Siz oyuncularımız olacaksınız. Oo tamam. Yalnız dikkat edin, ucu açık bir film olmasın da. Siz 100 puan alın, ben Angelina Jolie olurum. Ben de söz size Brad Pitt olurum. Ya bu benim ilk filmim. Çok heyecanlıyım. Keşke Lara da oynasaydı filmimizde. Tamam o zaman. Sen Lara'nın annesiyle empati kur ve biz Lara'nın evinde çekelim. Olur mu? Tamam, bunların akıllı 5 karışık kardeş. Tabii canım, tabii. Hadi biz içeri gidiyoruz. Ne olacak şimdi, film mi çekeceğiz? Evet. Allah'ım. Evet çocuklar, bugün size kabak yaptım. Uzat bakayım çocuğum tabağını. Ay vallahi amca çok az koyuyor, malum kilo almayayım diyetteyim. Yani kilo almak derken tam olarak şöyle kilo almaktan bahsediyorum. Yani şişmanlamaktan bahsediyorum. Yoksa kilo almak aslında çok iyi bir şey değildir ama kilo vermek de çok zordur. Bir şey derdim ama neyse. Bakın benim tersim çok fenadır ha.
bütün anneler açık uçlu soruların ne olduğunu öğrenmiş. Ben hala öğrenemedim. Ben nasıl bir yeni sistem annesiyim? Neyse. Ben okula gitmek istemiyorum. Ben evde kalmak istiyorum. Maça gitmek istiyorum. LOL oynamak istiyorum. Hadi afiyet olsun. Neyse. Aslında ben tam olarak o anlamda demedim. Yani demek istediğimi tam anlatamadım galiba size. Yani kilo almak derken... Empati barış demektir. Eğer biz başka insanlar gibi düşünebilirsek, başka insanların yerine geçebilirsek savaşmayız. Empati hoşgörü demektir. Eğer biz başkalarının yerine geçersek, onların duygularını, düşüncelerini, inançlarını, ne olduğunu tam manasıyla anlayabilirsek, hayata büyük hoşgörüyle yaklaşabiliriz. Empati anlaşma demektir. Eğer bir öğretmen öğrencisi gibi bakabilirse hayata... Ya da anneler, babalar, çocuklar gibi bakabilirse hayata... O zaman hiçbir sıkıntımız kalmaz. Ya da çocuklar anneleri, babaları gibi bakabilirlerse hayata, onların endişelerini anlayabilirlerse bu küçük sıkıntılar hiç kalmaz. Uzun lafın kısası, biz filmimizi ucu açık bir cümleyle bitirmek istiyoruz. Empati kurmak ucu açık bir mutluluktur. Bence süper oldu. Kesin bu filmde artık bir Oscar alırız Gönül. Vallahi 100 alsak yeter. Oho, 100 zaten cepte. Hadi yememişsin Gönül dolma. Gaz yedim, iştahım yok. Sen bir şey anladın mı okuduğundan? Yani ilerleyen sayfalarda bir şeye benzeyecek inşallah. Ya ben okuyorum da hiçbir şey anlamıyorum ki. Ya dediğin gibi işte. Özetinden okuyup anlatalım. İnternete de bakarız. Birkaç kişi yorumlarda bir şeyler yazmıştır kitap hakkında. Oradan bir şeyler kopartırız. O iş bende. Zeynesi git mısırlığı patlat, biz evde sinema keyfi yapalım. Patlatayım. Evet. Patlatıyorum. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Orçun tanıyorsunuzdur, kardeşim. Merhaba. Birazdan Orçun'la beraber empati ödevimizin kurgu kısmını yapacağız. O bu işi çok iyi bilir. Şımartıyorsun benim Elfe. Şımarmıyorum. Keşke bütün ödevler dersler video şeklinde olsa. Hatta sınavlar kısa film yarışması şeklinde olsa. Hatta sınavlara girmeden önce bir kırmızı halı serseler bize. Kurguya başlayalım Orçuncuğum, yetiştiremeyeceğiz. Bu arada size söz verdiğim gibi hafta sonu buluşuyoruz. Adresi buluşmadan bir gün önce size söyleyeceğim. O zaman evet, hafta sonu görüşürüz. Bay bay. Tamam, hadi başlayalım artık ya. Tamam ya. Aç. Şu kısımdan biraz keselim. Şu açı daha güzel değil mi? Şurası. Ya harika oluyor. Vallahi sınıftakiler görünce küçük dilini yutacak. Ya sevgilim beğensin yeter bana. Gerisi önemli değil zaten. Şurası biraz bulanık değil mi? Dur, ben hallederim şimdi onu. Sonra bir export alırız. Eline sağlık Orçuncuğum, çok güzel oldu. Ya o değil de, ben annemin verdiği kitabın kapağını bile açmadım. Al benden de o kadar. Okuduğunuzu anlasın diyecek şimdi, ne yapacağız? Ya bakarız birazcık, anlatırız yani, ne olacak, hallederiz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oradan, taşı oradan, onu dosyaya koy. Merve'cim, Suç ve Ceza'nın ilk 50 sayfası hakkında ne diyeceksin? İnsan her türlü zorlukta eşitsizlik ve haksızlığı kabul etmemeli. Ve her zaman tabii ahlaklı olmalı. Orçun? Baş karakterin adı ne? Ya ondan kolay ne be anne? Tabii ki Raskolnikov. Valla helal olsun yani. Bunlar ikisi yalayıp bitmişler kitabı yani. Daha bitmedi ama. Katerina'nın kaç çocuğu var? İki. Nastasya kimdir? Ya ama yani her karakterin 5-6 tane ismi var, karıştırıyoruz evet. Bize. Yok yok, bunları anladım ben. Kitabın özetini okumuşlar Tuna. Öyle mi? Yani. Olmadı bu, hiç olmadı bu. Hadi şimdi okulunuzdan sonra konuşacağız bu konuyu. Hadi bakalım. Yani beni hayal kırıklığına uğrattığınızı söylemem lazım. Çok yani. Çok çok. Hiç olmadı. Hadi. Vallahi benim hemen öyle bağlanmam lazım. 10 dakikaya geliyor. Ben de hemen bir video işimi halletsem olur mu? Geliyorum hemen. Allah Allah. Siz şifreyi mi değiştirdiniz? Modem şifre soruyor. Ne? Şifre mi değişmiş? Bilmem, anlamadım. Bak modem şifre soruyor. Gel şöyle, gel. Razumihin, Zamyatov'u
sorguya çekmek için nereye götürdü? Ana, o ne demek ya? Ne demek ana? Cevap suç ve cezanın içinde. Hadi bakalım, şifreyi istiyorsanız okuyacaksınız kitabı. Of anne ya. Of anne ya. Ya pes artık bu kadarı da yani. Kusura bakmayın, pes değil. Okuyacaksınız. O kadar kalın kitabı biz nasıl bir günde bitirelim? Ya lütfen verseniz şifreyi. Cevap ilk 110 sayfanın içinde. 110 sayfanın içinde. Evet, 110 sayfanın içinde. Hadi bakalım, okuyun kitaplarınızı. Allah Allah, yok artık ya. Evet, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutar.